Merhaba sevgili izleyenler. Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi günün önemli gelişmelerini yine bu ekranlarda birlikte paylaşacağız. İlk haberimizde bültenimizi açıyoruz. 10-13 Aralık 2015 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Muğla ve ilçelerinin tanıtım atağı dikkat çekti. 10-13 Aralık tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret Anonim Şirketi ve TÜRSAF Fuarcılık Ortaklığı'yla düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Muğla ve ilçeleri tanıtım atağına kalktı. Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli buluşma noktalarından biri olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Konferansı'na Aydın, Denizli ve Muğla illerinin turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası boyutta tanıtan Güney Ege Kalkınma Ajansı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata, Türkiye'de 3. büyük destinasyon bölgesi olduklarını belirtti. Hem bölgemizde turizm imkanlarını artırma yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz ajans olarak. Desteklerde bulunuyoruz hem özel sektöre hem ilgili kurumlarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza. Bölgemizin özellikle alternatif turizm imkanlarını artırma yönelik desteklerde bulunuyoruz. Ve aynı zamanda bu platformlarda yurt içinde ve yurt dışındaki fuarlara ilgili kurumlarımızla, sektörümüzle işbirliği içinde katılıyoruz ve bölgemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da bugün İzmir bizim aynı zamanda komşu bölgemiz. Evet. O anlamda da burayı biz biraz daha önemsiyoruz aslında. İzmir'in bizim bölgemizde olması ve komşumuz olması nedeniyle buraya da Aydın, Denizli, Muğla olarak geldik. Bölgemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Peki illerimizin hangi materyallerle geliyoruz? Neler hazırladık? Biz alternatif turizm konseptiyle katıldık. İşte bizim bölgemizde güneş turizmi çok önemli ama bunun yanında alternatif turizm imkanlarımız da çok fazla. Yani istediğiniz her türlü aktivite yapabileceğiniz bir yer. Yürüyüşü var, bisikleti var, uçuşu var, yamaç paraşütü var, balonu var. Yani aklınıza gelen her şey var. Fuarda Muğla Büyükşehir Belediyesi eski Muğla evlerinin tanıtıldığı bir mimariyle standaştı. Eski Muğla evlerinde bulunan bütün özelliklerin düşünüldüğü standta fuara katılanlar da örnek eve yoğun ilgi gösterdi. Bütün ilçelerin temsilcilerinin de bulunduğu stand hakkında konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtım Şube Müdürü Erinç Tozlu, diğer ilçelerle ortak hareket ettiklerini belirtti. Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki yaklaşık 1,5 sene önce Muğla Büyükşehir Belediyesi çatısı altında toplanmaya başladık bütün ilçelerimizle beraber. Yaklaşık 13 tane ilçemiz var. 13 tane ilçemizle bir bütün şeklinde hareket etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle her türlü programımızı gerçekleştirirken hangi ilçemiz o programa daha yakınsa onunla beraber çalışmaya, yani kardeş ilişkiler kurmaya çabalıyoruz. Fuarlarımızda da bir arada olmaya özen gösteriyoruz. Çünkü Muğla'mızı tek çatı altında tanıtmak önem arz ediyor. Bu nedenle çeşitli çalışmalar yaptık, toplantılar düzenledik. İlçelerimiz de bizi yalnız bırakmadılar. Hep birlikte hareket etmek için onlar da ellerinden geleni gerçekleştirdiler. Standımızı kurduk. Gördüğünüz gibi eski bir Muğla evi standıyla katılıyoruz bu sene fuara. Yani mutlu ve umutluyuz geleceğimizden de. Peki Muğla evine dikkat nasıl? Neler söylüyorlar? Çünkü çok farklı bir mimarisi ve yapısı var. Aynen öyle. Çok ilgilerini çekiyor. Özellikle geçerken ya Muğla bacası vardı, onu bir görebilir miyiz şeklinde içeri giriyorlar. İçeride yüklük varmış, hani her detayıyla düşünülmüş bir ev olarak görüyorlar. Mimarlarımız gerçekten her türlü detayı düşünmüşler, işlemelerine kadar. Çok dikkatlerini çekiyor ve hani çoğu kişi de buradan giderken mümkünse Muğla evini bize bırakır mısınız, biz burada yaşamak istiyoruz diyerek gidiyorlar. Çok... Yine fuardan görüntülerle devam edeceğiz. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Fethiye ve Seydi Kemer ortak stand açtı. Adeta imece usulü olarak açılan standta birlik ve beraberlik hakimdi. Fuarda Fethiye ve Seydi Kemer ortak stand açtı. Deniz, kum ve güneş turizmindeki zenginliğin yanı sıra ekoturizm, kültür turizmi, doğal yaşam, kırsal turizm, sualtı dalış, sörf, uçurtma sörfü, yamaç paraşütü ve yelkencilik sporlarına yönelik poster, tanıtım, DVD ve CD'leri, çeşitli hediyelik eşyalar dağıtıldı. 100 metrekarelik stand adeta imece usulü olarak Fethiye Otelciler Birliği, Çalışder, Fethiye Belediyesi, TÜRSAP, Seydi Kemer Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Ölüdeniz Geliştirme Kooperatifi, Fethiye ve Seydi Kemer Kaymakamlığı'nın katkılarıyla açıldı.
Batı Akdeniz TÜRSAP Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Süleyman Kaya yaptığı açıklamada 2016'yı kesinlikle kötü bir sezon bekliyor ama açıklarımızı iç turizmle kapatma eylemindeyiz dedi. Şimdi bizim TÜRSAP olarak bölgemiz Demre'den Köyceğiz'e kadar bölgemiz var. Bu bölgede şimdi biz Fethiye merkezli olduğumuz için Fethiye ağırlıklıyız. Fethiye tanıtımla başladık. Şimdi Fethiye tanıtımında da bir normal vakfımız, derneğimiz olmadığı için imece usulüyle 6-7 sivil toplum örgütleriyle beraber fuara katılıyoruz. Ve burada bu standımızı hazırladık. İmece usulüyle, tamamen imece usulüyle yapılan bir etkinlik. Aynen. Zor olmadı mı Sayın Başkanım? Ya biz zorları başarmakla ustayız. Zorları başarmakta ustayız diyorsunuz. Peki 2016 ile alakalı değerlendirme de alabilir miyim sizden? Şimdi bu 2016'da kesinlikle bir kötü sezon bekliyor. Ama açıklarımızı muhakkak iç turizmle kapatma eğilimindeyiz. Yani buradaki görülen bir olumsuz hava esiyor ama bunlar aşılacaktır düşüncesindeyiz. Yani bu dönem çok belirleyici değil. İnşallah bir Mart ayına kadar her şey ülke siyasi oyunlar biter diye düşünüyorum. Çalış Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay İzmir potansiyelinin önemine vurgu yaptı. Bildiğiniz gibi turizmde bu sene biraz krizimiz var. Özellikle yerli fuarlar bizler için çok ama çok önemli. İzmir zaten bize en yakın illerden bir tanesi. İzmir potansiyeli bizim için önemli. Onun için buraya geldik. Yeni bir Fuar İzmir, yeni bir konseptiyle beraber nefis, büyük ve gayet başarılı bir fuar çalışması var burada. Tabii ki dernek üyelerim ve dernek yönetimle kurulumla beraber bölgemi tanıtmak için, Fethiye'yi tanıtmak için aslanlar gibi buradayız. Peki ne tarz materyallere geldiniz? Vallahi şimdi çok fazla görsel değil. Görselde yani çok fazla kağıt içerikli değil. Bir çanta içinde nazar boncuklarıyla beraber, kendi Fethiye broşürümüzle beraber, çalış broşürümüzle beraber güzel bir CD'miz var içinde. Bu kadar. Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mümtaz Kökten de bu yılki fuarı değerlendirerek tüm Fethiye hep birlikte izledi. Fuara ben 18 yıldır katılıyorum. İzmir, İstanbul, Ankara. Burası yeni bir fuar alanı. Bu sene geçen yıla yönelik tüm Fethiye birlikte ticaret odası, diğer odalar, tüm sivil toplumları bir aradayız şu anda. Hı hı, bir arada. Yani peki, güzel bir hazırlıkla geldik. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan, Fethiye sadece turizm sezonunda değil, 12 ay turizm yapacak bir iklime sahip. Onun için bu değerlerimizi hep beraber tanıtmamız lazım dedi. Fethiye'deki sivil toplum örgütleri, bölge kaymakamlarımız, dernek başkanlarımız, oda başkanlarımız hep beraber dünyanın cennet köşesi olan Muğla'mızı, Fethiye'mizi hep beraber ne kadar güzelliklerini tanıtabilirsek, ne kadar ilçemizin değerlerini ortaya koyabilirsek dünyaya çok güzel bir mesaj vermiş olacağız. Tabii Fethiye'miz, Muğla'mız dünyanın bir cenneti. Cennette yaşıyoruz. Bulunduğumuz yerin değerini ne kadar yansıtabilirsek, ne kadar güzelliklerimizi anlatabilirsek, ne kadar tarihi doğal güzelliklerimizin değerlerini ortaya koyabilirsek hep beraber bundan karlı çıkarız. Muğla birliktelik halinde tanıtım atağına kalkarken Muğla'nın ilk ve tek uydu televizyonu Kanal F'de Travel Turkey İzmir fuarında yer alarak Muğla standlarındaki birlik ve beraberliği yansıttı. Gün boyu yoğun ilgi gören Muğla standlarını görüntüleyen Kanal F televizyonu önümüzdeki günlerde yayınlanmak üzere program çekimleri gerçekleştirdi. Kanal F Genel Koordinatörü Sıdıka Zeybek Kölemen de fuara katılarak birlik ve beraberliğin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Evet, bu sene, geçen sene de katılmıştık İzmir Fuarı'na, turizm fuarına, ama bu sene daha büyük bir standımız. Seydi Kemal ve Fethiye'nin birlikte stand açtığını görüyoruz. Hani her zaman diyoruz ya, birlik beraberlik olsun. Geçen seneki fuarlarda söylemiştik. Bugün bunu birazcık daha böyle görüyoruz burada. Yavaş yavaş bu bir gelişme var, güzel gidiyor.
Evet, çok büyük bir yeni fuar alanındayız. Çok büyük standlar var, çok güzel standlar var. Herkes kendi bölgesini tanıtmak adına güzel materyaller koymuşlar. Biz de Kanal F olarak hem turizmi hem tarımı, bölgemizin gelişmesi anlamında neler yapılması gerektiğini hepsini çok çok iyi benimsediğimiz için diyorum. Yine bir İzmir Turizm Fuarı'ndayız. Emit Fuarı'nda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sıradaki haberimiz yaşam kaynağımız suyla ilgili. Tarımla ilgilenen izleyicilerimiz, çiftçilerimiz lütfen ekran başına. Fethiye'deki çiftçilerin sulama suyu ücretlerinin uygulanması noktasında sulama birlikleriyle görüş ayrılığına düşmesi sonucu Ziraat Odası, Bakanlar Kurulu kararınca sulama suyu ücretinin 1 lira olduğunu açıkladı. Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, çiftçileri yakından ilgilendiren sulama suyu ücretleriyle ilgili açıklamada bulundu. Karayiğit, Bakanlar Kurulu kararına göre sulama suyu ücretinin dönümü 1 liradır dedi. Devlet Su İşleri ile yazılı ilgili yazıda el ile açılan kuyuların tarifi şu şekilde yapılmıştır. Yeraltı suları tüzüğünün 3. maddesine göre derinlik bölümleri amelyasyon içinde kazma, kürek, varyoz ve baramin gibi el kazısı aletleriyle kazılan her derinlikteki kuyularla ilk su tabakası içinde en çok 10 metre derinliğe kadar en çok 100 milimetre çapında boru çakılaraktan açılan kuyular el ile açılan kuyular sayılmaktadır. Bu çerçevede ilgili Bakanlar Kurulu kararında bahsedilen bir bölümde 1 TL sulama ücreti ruhsatlı kuyular ve el ile açılan kuyularda da derinlik gözetmeksizin uygulanacağı ifade edilmiştir. Kararın taraflarca uygulanmasında görülecek aksaklıkların giderilmesi için her türlü belge ve bilginin Fethiye Ziraat Odası ve Orman Su İşleri Bakanlığı birimlerinden temin edilenini kamuoyu ve çiftçilerimizle paylaşma sorumluluğumu yerine getiriyorum saygılarla. Karayiğit, bölgeyi yakından ilgilendiren domates ihracatıyla ilgili de umutlu olduğunu söyledi. Var. Ama Rusya'daki ihracatımızda bir duraksama var. Çünkü 1 milyar dolar bazında bir sebze ihracat yapıyoruz Rusya'ya pazarına. Fethiye olaraktan da şu tarih itibariyle 145 ton. Yani bakanımızın dediği 60 ton, 160 ton geri geldi diyor ya, o 160 tona yana, bizim Fethiye bölgesinden giden diyelim onu. Ama hükümetimizin çalışmalarından dolayı işte Irak, Rusya'dan gelen birinci sınıf domates Irak'a ağırlıklı gidiyor. Daha önce ikinci sınıf bir domates Irak'a gidiyordun. Bunun yanında Ukrayna, yeni 2-3 gün önce de Bosna Hersek ihraç edeceğini duyduk. İnşallah Rusya'yla da şeyimiz açılır, ilişkiler düzelir. Bu arada da Rusya kriziyle de daha yeni çevrede yeni pazarlar bulmuş oluruz. Çiftçimizin yüzü de güler. Alın terinde parasını da bol bol harcar inşallah. Başkanım, hani bu gönderim... Efendim, zirveye davetlisiniz. 11 Aralık Dünya Dağlar Günü'nü kutlayan Fethiye Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Yıldırım Beyazıt Umut da herkesi 13 Aralık Pazar günü Çal Dağı'nda yapılacak olan zirve etkinliğine davet etti. 11 Aralık Dünya Dağlar Günü'nü kutlayan Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyeleri günün anlam ve önemini anlattı. Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü adına açıklama yapan Kulüp Başkanı Yıldırım Beyazıt Umurta, 13 Aralık Pazar günü Çal Dağı'nda yapılacak olan zirve etkinliğine tüm Fethiye halkını davet etti. Merhabalar, basınımızın güzide elemanları hoş geldiniz diyorum. Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Başkanı olarak bugün 11 Aralık Dünya Dağlar Günü'nü kutlamak üzere toplandık buraya. Malumunuzdur. Dünya Dağlar Günü'nde geçen yıl yapmış olduğumuz bir etkinliği tekrar Fethiye'mizde her yıl 11 Aralık'ta tekrarlamak ve insanlarımıza dağ ve doğa sevgisini aşılamak istiyoruz. Bu seneki Dağlar Günü programımız, Uluslararası Dağlar Günü'ndeki temamız, dağlarda sürdürülebilir yaşamı devam ettirebilmek ve dağ köylerinde,
dağlarda yaşayan insanlarımızın üretmiş olduklarını, gerek tarımsal amaçlı, gerek sanatsal amaçlı üretmiş olduklarını devam etmesini sağlamak ve bu konuda bir kamuoyu oluşturabilmek niyetiyle bir tema hazırlandı. 2015 teması dağlardaki bu sürdürülebilir yaşamı desteklemek amaçlı. Dağlar Günü 1992'de Birleşmiş Milletler'in almış olduğu bir kararla birlikte ilk defa 2003 yılında Dünya Dağlar Günü olarak ilan edildi ve o zamana kadar da biz dağcılığa gönül vermiş insanlar, doğaya gönül vermiş insanlar, bu dağlardaki sürdürülebilir yaşam alanlarının korunması, enerji kaynaklarının korunması, su kaynaklarımızın korunması şeklinde bir kamuoyu oluşturmayı hedeflemiş bulunuyoruz. Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İstas Grubu olarak da Fethiye'mizde bu dağcılar Uluslararası Dağcılık Günümüz için pazar günü Çal Dağı'na bir etkinlik düzenledik ve bütün Fethiye halkımızı davet ediyorum bu etkinliğe. İki grup halinde Çal Dağı'nda bir zirve yapmayı planlıyoruz. Bu iki grubumuzdan birinci grubumuz biraz daha sert bir rotadan Çal Dağı'na bir tırmanış gerçekleştireceğiz. Dalaman ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Nedim Döndar tarlasında çalışırken sağ bacağını çapa makinesine kaptırınca yaralandı. Sonrasında olanları hep birlikte izliyoruz. Tarlasında çapa makinesiyle çalışan evli ve 3 çocuk babası Nedim Döndar sağ bacağının dizden alt kısmını makineye kaptırdı. Makinenin bıçaklarına bacağı sıkışınca yaralanan Döndar'ın yardım çağrılarını duyan komşusu yanına koştu. Döndar'ın ayağını makineden kurtaramayan komşusu itfaiyeden yardım istedi. AKS 110 ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu Döndar'ın bacağı makineden kurtarıldı. Ancak makinenin bıçağı bacaktan çıkarılamadı. Sağlık ekipleri Döndar'ı ambulansla bacağındaki bıçakla birlikte Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası Döndar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi Mikrocerrahi Bölümüne sevk edildi. Döndar'ın damarlarının parçalandığı ve bacağında kırıklar oluştuğu tespit edildi. Yakınları büyük üzüntü yaşadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğuştan peygamber sünneti olarak bilinen hipospadias hastası olan ve tek böbreği iflas eden 13 aylık oğlu Özgür Mert Doğan'ı hiçbir sosyal güvencesi olmadığı ve maddi durumu yetersiz olduğu için ameliyat ettiremeyen inşaat işçisi 42 yaşındaki Abdurrahman Doğan'ın yardımına belediye başkanı Haluk Alıcık yetişti. Halk arasında peygamber sünneti olarak bilinen hipospadias rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Bu rahatsızlığına bağlı olarak minik Özgür Mert'in böbreklerinden teki de zarar gördü. Doktorlar rahatsızlığı nedeniyle 3 kez havale geçiren Özgür Mert'in 1 yaşına gelene kadar gerekli tedavisinin yapılması gerektiğini söyledi. Maddi durumu kötü olan ve hiçbir sosyal güvencesi de bulunmayan inşaat işçisi Abdurrahman Doğan, evindeki eşyaları satarak oğlunu Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde geçen 20 Ekim'de ilk olarak rahatsızlığı için ameliyat ettirdi. Doktorlar en kısa zamanda Özgür Mert'in iflas eden böbreğinin de ameliyatla alınması gerektiğini söyledi. Minik Özgür Mert'in olduğu ilk ameliyatın ardından Abdurrahman Doğan, İş imkanlarının daha iyi olabileceğini düşünerek ve çocuğunun diğer tedavilerinde daha rahat yapılabilmesi için evini akrabalarının bulunduğu Aydın'ın Nazilli ilçesine taşıdı. İflas eden böbreğinin alınması, yapılacak ameliyat için bekleyen talihsiz Özgür Mert'in babası Abdurrahman Doğan, maddi durumunun yetersiz olması nedeniyle kara kara düşünürken, içinde bulunduğu durumun ulusal basında haber olarak yer almasının ardından Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık kendilerine yardım elini uzattı. Başkan Alıcık, kendisi de akciğer hastası olan Doğan'a çocuğunun ve kendisinin tedavisi için gereken desteği sağlayacaklarını belirten Başkan Alıcık, Nazilli Devlet Hastanesi'ni arayarak Özgür Mert'in durumu hakkında da bilgi aldı. Hangi hastaneye gittiniz? Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Erzurum'da mı? Daha önce buradaydın da, ikisinin yazında gitmişsin. Çocuğun bir sebaplara geçildi, o da meclis yatmıyor. Şimdi bu ameliyatı, yani şeyi nerede gösterdin doktora? Burada götürdüm, buradakiler yapamadı. Yani daha doğrusu üniversite sektörü. Hangi üniversite sektörü? Akan Mendes. Akan Mendes. Gittiniz mi? Hayır, gitmedim. Gitmedim. Ne zaman gideceksiniz? Birbirine baktı da tam iyileşmemiş yani.
Kadede biraz daha bilesin diye. Yani çocuğun bilesin, zevk beslenine gelsin. Ondan sonra tamam. Arkası kalırsın. Tamam. Yani orada yapacaklar mı operasyon? Evet, tamam. Burada görüştünüz mü? Hayır, görüşmedim de. Burada Sinan Hoca bak. Sinan Hoca söylüyor. Haberde aslında haber çıktıktan sonra belediye başkanımız sağ olsun her türlü yardımı yapacağıma, destek vereceğime dair söz verdi. Çocuğu da buradaki devlet hastanesine götürdük. Devlet hastanesi Aydın'a sevk eder dedi bize. Şu anda çocuğun yarası iyileşsin diye bekliyoruz yani. Bekten sonra orada sevk edeceğiz. Yani henüz Adnan Menderes Üniversitesi'ne hayır, herhangi bir müracaatınız olmadı? Olmadı. Şu ana kadar olmadı. Buradan mı sevk yapılacak? Evet, burada sevk edilecek. Nasıl devlet hastanesi sevk edilecek? Ne zaman gidilecek buna göre? Çocuğu iyileşse haftaya nasıl olsa gideceğiz. Neler söyleyeceksiniz buradan sizin sesinizi duyan, destek olanlara? Bütün herkese teşekkür ederim. Canımları bekliyorum. Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından Rüzgar Enerji Santrali inşaat çalışmaları için verilen bakanlık izni hakkında yürütmeyi durdurma kararı bugün köylülerce kutlandı. Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından Rüzgar Enerji Santrali inşaat çalışmaları için verilen bakanlık izni hakkında yürütmeyi durdurma kararı köylülerce kutlandı. Buluşma alanına develerle gelen bazı köylüler yöresel oyunlar eşliğinde RES inşaatının durmasını kutladı. Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 400 kişi katıldı. Haklı mücadelemiz sürecek, Bodrum'un üzerinde RES gölgesine hayır yazılı dev pankart açıldı. Platform sözcüsü Mustafa Tanışık, şu ana kadar 15 ayrı mahkeme kararıyla RES projesinin açıkça hukuka aykırı olduğu ve telafisi imkansız zararlara yol açacağı tescil edilmiştir dedi. Doğa kazandı, tarih kazandı, kültür kazandı, turizm kazandı, direniş kazandı, Bodrum kazandı, Türkiye ve dünya kazandı. Hukuk tanımayan, Bodrum'u ve Bodrumlu'yu yok sayan rüzgar şirketi ve işbirlikleri kaybetti. Yaşasın haklı direnişimiz! Yaşasın haklı direnişimiz! Yaşasın haklı direnişimiz! Geniş RES projesi için Bakanlar Kurulu'nun aldığı kamulaştırma kararı anayasaya aykırı olduğu için Danıştay 6. Dairesi tarafından 3 ayrı davada 3 ayrı yürütmeyi durdurma kararıyla durduruldu. Rüzgar şirketi yargı kararlarını yok sayarak izinsiz şekilde geniş tepelerinin bağrını deşmeye, tarım alanlarını ve sit alanlarını yok etmeye başladı. Bunları yaparken bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın görevlendirdiği iki müfettiş tarafından hazırlanan teftiş raporunda şirketin ekolojik değerlendirme raporunun sahte olduğu ortaya çıkarılmıştı. Muğla'da hakimler var arkadaşlar. Bodrumlu yüzlerce doğasever tarafından açılan davalarda Muğla 2. İdare Mahkemesi uzun süredir beklenen kararını verdi. Şirkete Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen çevresel etki değerlendirme gerekli değildir kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 5000'lik ve 1000'lik ölçekli imar planları hakkında toplam 12 davada yürütmeyi durdurma kararı verdi. Halkız, haklıyız, kazanacağız! Halkız, haklıyız! Ve kameralarımızı Burdur'a çeviriyoruz. Burdur'da hırsızlık maksadıyla bir eve giren biri çocuk, ikisi kadın ve onları arabada bekleyen iki erkek şahıs yakalandı. 7 aydan bu yana arama kararı olan aracı Burdur İl Merkezi'ne girmesi üzerine takibi alan Burdur polisi, bir çocuk, iki erkek ve iki kadının Konak Mahallesi'nde aracı park ettiğini tespit etti. Bu sırada şüpheliler takip edilirken polisi arayan bir vatandaş evine hırsız girdiğini ve çocuk yaştaki T.A. ile S.A. ve Ç.N. isimli kadınları yakaladıklarını bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Burdur polisi takip ettiği araçta bulunan E.B. ve O.K.'yı kaçamadan yakaladı.
Yapılan inceleme sonucu gözaltına alınan biri çocuk 5 kişi arasında yer alan S.A. ve Ç.N. isimli kadın hırsızlar Burdur Adliyesi'ne sevk edildi. Kadın hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda suça sürüklenen çocuk T.A. ve otomobil içinde yakalanan E.B. ve O.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde Fethiye İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği Mutlu Aile Huzurlu Toplum isimli konferansa konuşmacı olarak Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürü Cemil Pastı katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Fethiye İlçe Müftülüğü tarafından Mutlu Aile Huzurlu Toplum konferansı düzenlendi. Beşkadı Kur'an Kursu salonunda verilen konferansta açılış konuşmasını ilçe müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu yaptı. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürü Cemil Paslı, mutluluğun tek bir tanımı vardır, mutluluk eşittir, anne artı, baba artı, çocuk diye konuştu. Bir örnekle bunu size açıklayayım. Türkiye'de bir yıl içerisinde TÜİK rakamlarına göre 625 bin civarında, şu an 635 binlerde, bu 2014 rakamları 630 bin kişi nikah kıyılıyor. Yani bir yıl içerisinde 635 bin kişi ne yapıyor? Evleniyor. Yine belediye diyor ki bize bir yıl içerisinde 125 bin civarında boşanma gerçekleşiyor. Otomatikten siz ne yapıyorsunuz? 635 bölü 125 eşittir ne çıkıyor? 5 diye bir rakam çıkıyor. Peki doğru mu bu? Değil. İşte Efendim, umuda yolculuk yine hüsranla sonuçlandı. Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında içerisinde mültecileri taşıyan bot battı. 16 Suriyeli göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarılırken durumu kritik olan 4'ü çocuk 6 göçmen Didim Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı. Aydın Didim'de Ege Denizi'ne açılarak Yunan adalarına geçmeye çalışan ve içerisinde 16 mültecinin bulunduğu bot alabora oldu. Olayı gören balıkçılar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirmesine rağmen mülteciler yüzerek kıyıya çıktı. Olay yerine 112 acil servis ekipleri çağrılırken kıyıya çıkan göçmenlerden üzeri ıslanmış olan 4'ü çocuk 6 göçmen ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aralarında minik bir bebeğin de bulunduğu 4 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken göçmenlere kıyafet yardımı yapıldı. Can kaybının yaşanmadığı olayda diğer göçmenlerin tedaviyi istemeyerek bölgedeki barınaklarda kalmayı tercih ettiği öğrenildi. Fethiye'de 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak açık öğretim sınavına 6500 öğrencinin katılacağı bildirildi. 4 oturumda yapılacak sınavlar 12 okulda ve Seydi Kemer Eşen Cezaevinde gerçekleştirilecek. Fethiye'de 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak açık öğretim sınavına 6500 öğrenci katılacak. 4 oturumda yapılacak sınavlar 12 okulda ve Seydi Kemer Eşen Cezaevinde gerçekleşecek. Sınavların sabah oturumları saat 9.30'da, öğle oturumları da saat 14'te yapılacak. Sınav Komisyon Başkanı ve Fethiye İşletme Fakültesi Dekanı Erdoğan Gavcar sınavla ilgili açıklama yaptı. Bildiğiniz gibi Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları ilçemizde 2 yıldan beri yapılmaktadır. Bu hafta sonu 12-13 Aralık 2015 tarihinde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları ilçemizde yapılacaktır. Bu sınavlar 13-12 okulumuzda, Fethiye merkezde bulunan 12 okulumuzda ve cezaevi Seydi Kemer'deki Eşen Cezaevinde yapılacaktır. Toplam 13 merkezde planlanmıştır sınavlarımız. Cumartesi ve pazar olmak üzere 4 oturumdan, sabah oturumlarımız 9.30'da başlayacak. Öğleden sonra oturumlarımız saat 14'te başlayacaktır. Sınava giren öğrenci sayımız bir oturumda, cumartesi sabah oturumunda 3.208 öğrencimiz sınava girecektir. Öğleden sonra da yaklaşık bu sayıdadır. Yaklaşık olarak 6.500 civarı öğrencimiz ilçemizde sınava girerek Muğla'ya gitmeleri
artık burada sınava girdikleri için başka yerlere gitmeleri gerekmektedir. Sınavımıza 13 engelli öğrencimiz katılacaktır. Bunlar sınava Fethiye Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde gireceklerdir. Sınava girecek olan adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Ayrıca cumartesi günleri açık öğretim derslerimiz Fethiye Ali Sıtkı Mefaret Koşma Meslekçi Okulu'nun alt katındaki sınıflarımızda devam etmektedir. Öğrencilerimize bunu bir kez daha duyurmak istiyorum. Kendileri dersleri takip ederlerse sanırım sınavdaki başarıları daha da artacaktır. Ayrıca dersi veren öğretim üyelerimize her zaman her konuda bilgi alabilirler. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yatağan ilçesinde ilgili 4 kurumun temsilcilerinin katılımıyla kömür denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 4800 kalorinin altında kömür kullanan kişiler hakkında tutanak tutuldu. Yatağan Belediyesi Zabıta Amirliği, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yatağan Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü ile Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 21 kişilik heyet, 7 grup halinde Muğla Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu kararı doğrultusunda yatağında kömür denetimleri gerçekleştirdi. Yatağan Kaymakamı Gökay Özkan'ın da yakından takip ettiği denetimlerde kış aylarının gelmesi nedeniyle vatandaşların bu alanda sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almaları amaçlandı. Gerçekleştirilen denetimlerde kömürlerin izinli firmalardan alınıp alınmadığını, belgelerinin olup olmadığını ve kalorilerini kontrol eden ekipler, il mali çevre kurulu kararlarına uymayan kömür tüketenler için tutanak tuttu. Tutanak tutulan kişilere verilecek süre içerisinde il mali çevre kurulu kararlarına uygun kömür tüketmemeleri durumunda ceza işlem yapılacağı bildirildi. Fethiye Halk Eğitim Merkezi'nde Osmanlı Türkçesi dersleri başlıyor. Hayrat Vakfı Fethiye Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri Fethiye Milli Eğitim Müdürü Hasan Doğan ve Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Çazağı ziyaret edip Osmanlı Türkçesi dersi için hem teşekkür ettiler hem protokol imzaladılar. Fethiye Halk Eğitim Merkezi'nde Osmanlı Türkçesi dersleri başlıyor. Fethiye Hayrat Vakfı Şube Başkanı Mustafa Kokakoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Milli Eğitim Müdürü Hasan Doğan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Cazağı ziyaret ettiler. Ziyarette Osmanlı Türkçesi dersi için teşekkür edilip protokol imzalandı. Fethiye Hayrat Vakfı Şube Başkanı Mustafa Kokakoğlu, Osmanlı Türkçesinin geçmişimizi araştırıp öğrenmede büyük katkı sağlayacağını söyledi. Hayrat Vakfı'yla yaptığımız olduğumuz bu protokol çerçevesinde şimdiye kadar 1900 tane vatandaşımızın burada Osmanlıca belgesi almasını sağladık. Şu anki gayretimiz de bu 1, 2, 3, 4 kurdan ibarettir. Yine bütün vatandaşlarımızı davet ederek bu kursların biz devamını inşallah bizim kendi arkadaşlarımıza devamını sağlayacağız. Vatandaşların da katılmasını istiyoruz. Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Caza ise bu yıl 70'e yakın değişik branşlarda eğitim kursları açtıklarını, bunlardan birinin de Osmanlı Türkçesi olacağını söyledi. Çok değerli temsilcilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık hepsinin. Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Hayrat Vakfı arasında imzalanan protokol, Mehmet Bey'in de bahsettiği gibi 2012 yılında imzalanmıştı ilk olarak. 2014 yılında tekrar revize edilerek imzalandı ve 5 yıl geçerliliği var. Bu protokol kapsamında geçtiğimiz yıllarda kurslarımız açılmış Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesine. Sizin de verdiğiniz rakam gibi 1900 kişiye bu kurslar verilmiş. Önümüzdeki dönemde de yine kurslarımızı Hayrat Vakfı ile işbirliği içerisinde açacağız. Bu anlamda bizim üzerimize düşen neyse yapmaya biz her zaman hazırız. Şu anda zaten elimizde bir takım müracaatlar var. Osmanlıca kursu almak istiyorum diyerekten bize müracaat eden vatandaşlarımızın müracaatları var. Bu aşamadan sonra sizinle birlikte yine bir duyuru yaparak bu kurslarımızı açacağız. Sizin de malumunuz Osmanlıca dersi artık liselerde de seçmeli olarak da okutulabilir.
Bodrum ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Toprak Ana günlerinde yerel gıdanın önemini hatırlatmak ve sağlıklı gıda tüketiminin önemine dikkat çekmek amacıyla börülceli tarhana çorbası ile Bodrum Gemici Peksimet'i dağıtıldı. Fast food'a karşı başlayan ve birçok ülkede destekçisi bulunan Slow Food oluşumunun Bodrum'daki ayağı Slow Food Yavaş Gari Bodrum grubu bu yıl kentte Toprak Ana günlerinin üçüncüsünü düzenledi. Çalışmalarını sürdüren grup pazarda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Etkinlikte vatandaşlara börülceli tarhana çorbası ve Bodrum Gemici Peksimet'i dağıtıldı. 500 kişilik hazırlanan çorbadan alan iki çocuk ve iki torun sahibi 70 yaşındaki Dudu Yüksel, bu çorba şifadır dedi. Slow Food oluşumu Bodrum temsilcisi Deniz Kutsan ise, amacımız yerel gıdanın önemini hatırlatmak ve sağlıklı gıda tüketiminin önemine dikkat çekmek dedi. Bodrum üyeleri etkinlik kapsamında okullarda sağlıklı gıda tüketimiyle ilgili seminerlerde düzenledi. Toprak Ana'nın bereketini kutlamak tarihi olarak belirledik. Amacımız pazarcılara ve pazara gelen konuklara yerel gıdanın önemini hatırlatmak, onlara tattırarak yuttukları tatları, damağımız artık cipse, kutu süte, hazır yoğurda alıştı. Bunları, bu alışkanlıkları geriye döndürebilmek için tadımlar yapıyor. Bu çalışmalarımızın bir kısmı bize beyaz etliye veriler tavuğun etinin aslında kahverengi kırmızı arası et olduğunu. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum ama benim çocuklarım, onların çocukları bunu artık hatırlamayacak. İşte okullarda da onlara anlatarak, sorularına cevaplayarak bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu uzun ve sağlıklı yaşamak için güzel ülkemizin her türlü değerine, gıda üzerine her türlü değerine sahip çıkmak için yaptığımız projeler. Efendim, kara kış masrafları da beraberinde getirdi. 1 Aralık tarihinden itibaren bütün ticari araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirilirken şehirler arası ticari yolcu ve yük taşıyan araç sahiplerini de kış lastiği telaşı sarmış durumda. Otolastik mağazalarında yoğunluk yaşanıyor. Tüm lastik markaları çeşitli kampanyalar düzenleyerek müşteri sağlamaya çalışırken, şehirler arası ticari yolcu ve yük taşıyan araç sahiplerini kış lastiği telaşı sardı. 1 Aralık tarihinden itibaren bütün ticari araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirildiğini söyleyen otolastik sahibi Mustafa Özer, kış lastiği takılmadığı takdirde 519 lira cezası olduğunu da hatırlattı. Mustafa Özer ben. Kış lastiklerini şu bugünlerde takmaya başladık. Ama bizim bölgede kış lastiği zorunlu değil. Ama şehirler arası yolculuk yapan müşterilerimiz mutlaka takıyor. Kış lastiğinin faydası da fren mesafesi daha erken ve artı 7 dereceden sonrası kış lastiği daha iyi yol tutuyor. Sürüş güvenliği var. Artı kış lastiğini takan müşteri mesela karlı bölgede denk geldiği zaman kar yağarken normal mesela lüks arabaların bile kış lastiği olmayan arabaların yollarda beklediklerini görüyorlar. Yani takanlar daha çok biliyorlar değerini. Takılması gerekiyor yani karlı bölgelerde mecbur. Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenini izlediniz. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Daha çok haber, haberlerin geniş özetleri ve en sıcak gelişmeler için www.kanalf.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İlerleyen saatlerde tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın.